İsmim Nazım Göker. Ya Urfa'da kitap satışları nasıl şöyle söyleyeyim. Biz toplamda 6 yıldır Urfa'dayız. Bayağı bir kitlemiz oldu öyle söyleyeyim. Daha çok insanları kitap okumayı sevdirdik. Bu önemli. Buradan biz bakıyoruz. Yani tabii okulların açılmasıyla birlikte bütün Urfa'daki esnaflarımızın işi tabii ki iyi olacak. Yani neden dolayı? Öğretmen arkadaşlarımız gelecekler. Üniversite okuyan arkadaşlarımız gelecekler. Hepimizin işine yarayacak bu. Bir Ya tablo şöyle verebilir misin? diyelim benim gözlemlediğim kadar 13 yaşından başlayıp 35-40-45 yaşına kadar gelen insanlar oluyor yani öyle söyleyeyim. Ya onlar mesela şöyle söyleyeyim hani daha çok bir Twitter ya da bir Instagram'da ya da bir Facebook üzerinde görmüş olduğu bir paylaşım üzerine çıkıp geliyorlar bazı arkadaşlarımız. Şu kitap var mı diyor bizde. Ya o kitap da var ama ben şunları onlara daha çok öneriyorum. Daha çok edebi kitapların, daha çok dünya klasiklerin okumalarını tercih ediyorum. En azından o kitapları okuduğu zaman hakikaten onlara çok şey katacaktır. Bu düşünce, bu fikre sahibim ben. Kendi okudum, özellikle kendi okudum ve yavaş yavaş değişime doğru gittiğimi hissettiğim zaman bu değişimin onlar üzerinde de olmasını çok isterim. Çok fazlasıyla oluyordur. Şunu şöyle örneğini söyleyeyim. Lise giden arkadaşlarımız oluyor mesela. Ben bunu her zaman onlara söylüyorum. Arkadaşlar, dünya sadece Urfa etrafında dönmüyor. Üniversite kazandığınız zaman, dışarı çıktığınız zaman başka şehirler göreceksiniz. Başka insanlar göreceksiniz. Yani şimdiden kendinizi o pozisyona hazırlayın. Ya aslında ikisi de etkilidir. Yani okumak da gerekiyor, gezmek de lazım, dolaşmak da lazım. Yani sadece şunu düşünmesini ben istemem insanların. Bir insanın bana bir şey anlattığı zaman ben onu kendi hayal gücümde düşünüyorum ama acaba ne kadar düşünebilirim ki? Ama görmek başka gerçekten. Ya beni mesela en çok etkilen bir kitap vardı. Ben her gelen arkadaşlarımıza bunu öneriyorum. Diyorum ki Tolstoy'un bir kitabı vardı. İnsan neyle yaşar? İnsan sevgiyle yaşar. Ve bu sevginin bu memleketimizde gerçekten çok az olduğunu ben görüyorum. Bu sevgiyi ben yaşadığım müddetçe kendim olarak kendime bir görev olarak görüyorum. Bunu ben fazlasıyla aşılayacağım diyorum. Şöyle söyleyeyim, köy okulları için gönüllü olarak biz kitap topluyoruz köydeki çocuklara. Cezaevindeki arkadaşlara, dostlara kitap topluyoruz. Yine aynı şekilde gönüllü olarak bunu Instagram'da paylaştığımız zaman insanlar görüyorlar. İnsanların hoşuna gidiyor. Ve önemli olan etki mesela nedir? Urfa'da hiç olmayan bir şeyleri yapmak. Yani herkesin yaptığı değil de hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yapmak. Hiç kimsenin düşünmediği şeyleri yapmak. Güzel projeler üzerinde, kalıcı bir şekilde, sağlam temeller üzerinde tabii ki bu çok önemli. Ya her şeyden önce biz bir şey yaptığımız zaman vicdanımız rahat oluyor. O bizi yani diyor ya başını yastığa indirdiğin zaman vicdanın rahat mı? Evet vicdanım çok rahat. Gerçekten fazlasıyla rahat. Ya son eklemek istediğim bir şey yani Urfa halkımın daha fazla insanların mesela ben kitap okumalarını istiyorum. Gerçekten okursak hep birlikte başaracağız. Ona inanıyorum. Ve kavgalardan, dövüşlerden, ölümlerden uzak olma temennisiyle. Ortak mesela şunu diyorum mesela diyelim ki okulun bir kütüphanesi var mı mesela? Ya kütüphane yok işte. Kütüphane ne kadar zamandır o okul var orada? 7-8 sene. 7-8 senedir gelen oradaki arkadaş. 12. Yani mesela 12 öğretmen arkadaş. 12 öğretmen arkadaş bir yere gelse